PDF dokümanlarıyla çalışırken zaman zaman bazı sayfaları silmek ya da yeni sayfalar eklemek ihtiyacınız olabilir. Bu durumda birkaç yöntemle sayfa ekleyip silebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Pages panel içinden, sayfalar panel içinden silmek istediğiniz sayfanın üzerine sağ tıklayarak Delete Pages seçeneğini işaretlemek. Açılan pencereden seçilen sayfanın silinmesi için OK ya da belli aralıktaki sayfaları silmek isterseniz bu aralıktaki sayfaların rakamlarını girerek bunların silinmesini sağlayamak için gerekli rakamları girdikten sonra yine OK'ya basabilirsiniz. Ben seçili sayfanın silinmesini istiyorum. Bunun için OK butonuna basarak bu sayfayı döküman içerisinden siliyorum. Aynı menüye Document altından Delete Pages seçeneğini seçerek ya da Shift Control, D kısa aynı anda basarak ulaşabilirsiniz. Bu seçim sonrasında yine eğer seçili bir sayfa varsa bu sayfa, yoksa hangi sayfaları seçmek istiyorsanız bunlar e, From bölümü altında yer alacaktır. Cancel butonuna basarak sayfa silme penceresini kapatıyoruz. Sayfaları silmek istediğimiz gibi yeni sayfalar da eklemek isteyebiliriz. Bunun için Pages navigasyon panelindeki açılır menüden Options'dan Insert Pages From File seçeneğini seçerek ya da eğer panoya, clipboard'a herhangi bir dosya kopyaladıysanız bunu seçerek sayfaları ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde Document menüsünden de Insert Pages From File seçeneğini seçerek herhangi bir dosyayı seçip bu dosyanın dokümanın için eklenmesini sağlayabilirsiniz. Daha önce Adobe Web sitesinin görünümünü aldığımız PDF dokümanını seçiyorum ve bunu dokümanım içine eklemek için Insert Pages penceresini açıyorum. Insert Pages penceresinde eklemek istediğiniz dokümanı varlan sayfadan sonra önce ilk sayfa olarak, son sayfa olarak ya da dilediğiniz bir sayfa olarak ekleyebilirsiniz. OK butonuna bastığınızda PDF dokümanı sayfanıza eklenecektir. Eklemiş olduğumuz bu PDF dokümanı içerisinde flash animasyonları vardı hatırlarsanız. Ve bu sayfaya tıkladığınızda bu flash animasyonlarını oynatmak isteyip istemediğimizi soran bir pencereyle karşılaşmıştık. Burada dikkat edeceğiniz başka bir husus ise diğer PDF sayfalarının boyutlarının farklı son eklediğimiz PDF dokümanı sayfasının ise boyutunun daha farklı olduğudur. Bir PDF dokümanı içerisine birden farklı ve fazla boyutta sayfayı ya da nesneyi ekleyip kolaylıkla PDF olarak saklayabiliriz.